Sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu. Koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Büyükuncu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçimde alenen hakaret suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Derya Büyükuncu'nun Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca daimi hak mahrumiyeti cezası alması kararlaştırılmıştı. Efendim 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak biliyorsunuz ki ve gündemleri de trafikleri de bir hayli yoğun olacak. Meclis tatilde ancak 1 Ekim için çalışmalar yoğunlaştı. Hem bürokrasi hem de siyasiler yeni döneme hazırlanıyor. Meclisin açılmasıyla birlikte milletvekillerini de yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Milyonların gözü EYT'de. EYT sorunu için masada bir dizi formül var. Üzerinde en çok durulan seçenekse 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da gerekli prim günü sayısıyla çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi özlük haklarıyla ilgili iyileştirme bekleyen bir diğer kesimse öğretmenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan çalışmanın yeni dönemde meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Öğretmenlik meslek kanununa göre kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen ayrımı ortadan kaldırılıyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılıyor. <laughs> Milletvekillerinin yeni dönemde ele alacağı önemli bir diğer düzenlemede dezenformasyonla mücadele yasası. Bu yasayla özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına hukuki zemin kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda ilk kez yaptırım getirilmesi de gündemdi. Basın kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de meclisin açılmasıyla gündeme gelecek. Ve iki yıldır üzerinde çalışılan hal yasası. Düzenleme bu yasama yürütme yılında meclise geliyor. Çalışmada en önemli adım Hallerdeki yer tahsisinde atıldı. Bir işletmenin halde birden fazla alanı olmayacak. Tekel oluşması önlenecek. Özellikle büyük şehirlerde yeni hallerin açılması söz konusu. Kripto paranın yasal çerçevesinin oluşturulacağı çalışmalar da hız kazandı. Teklife son şekli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilecek. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. İklim değişikliğine yönelik düzenlemenin de yeni yasama yılında meclise sunulması bekleniyor. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ise salı ve çarşamba günü yapacakları toplantılarda milletvekillerine hitap edecek. Liderlerin konuşmaları siyasi gündemi belirleyecek.